Öncelikle bir son gelişmeler için, son açıklamalar için CNN Türk Washington temsilcisi Yunus Paksoy'a dönelim. Yunus, ne açıklama geldi son olarak? Neler konuşuluyor? Hemen sözü sana bırakayım istersen. Çünkü gelişmeler sıcak. En sıcak açıklama ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'dan biraz önce geldi. Yapılan açıklamada şu söylendi: ABD saatiyle 2 Şubat saat 16.00'da, yani tam 1 saat önce, ABD Merkez Komutanlığı güçleri İran İslam Muhafızlar Ordusu, Kudüs gücü ve bağlantılı milis gruplarına yönelik Suriye ve Irak'ta hava saldırıları düzenledi. ABD askeri kuvvetleri aralarında ABD'den uçan uzun menzilli ağır bombardıman uçaklarının da bulunduğu çok sayıda uçakla 85'ten fazla hedefi vurdu. Hava saldırılarında 125'ten fazla hassas mühimmat kullanıldı. Vurulan tesisler arasında komuta ve kontrol, operasyon merkezleri, istihbarat merkezleri, roketler ve füzeler, insansız hava aracı depoları, lojistik ve mühimmat tedarik zinciri tesisleri yer alıyor dedi. Burada bazı kaynaklara göre ABD medyasına konuşan ABD'nin B-1 Lancer adı verilen ağır bombardıman uçağının da kullandığı söyleniyor. Tabi burada 85'ten fazla hedef Irak ve Suriye'de bahsediliyor. Tıpkı şu geçtiğimiz 6 gündür her gece her akşam burada anlattığımız gibi ABD İran'ı vurmadı İran içinde. İran destekli grupları, burada özellikle biz İran İslam Muhafızlar Ordusu, Kudüs gücü ve bağlantılı grupların vurulduğunu görüyoruz. Bunların İran ve Suriye toprak, altını çizerek düzeltiyorum. Irak ve Suriye topraklarında vurulduğunu öğrendik CENTCOM'dan. Bu anlamda İran'a direkt olarak bir saldırı yok, ancak destekli gruplara bir saldırı var. Tabii şu an Amerikan medyasında konuşulan konulardan biri de şu: acaba bu tek seferlik bir saldırı mıydı, şu an için bitti mi diye. Bizim bugüne kadar aldığımız tüm açıklamalardan anladığımız şey şu: Pentagon olsun, Beyaz Saray olsun, Dışişleri olsun çok katmanlı demişlerdi, süreye yayılacak demişlerdi. Yani bunu bir ilk salvo, ilk dizi saldırılar olarak da görebiliriz. Bakalım önümüzdeki günlerde, örneğin yarın da bu saldırılar devam edecek mi, ya da gece boyunca devam edecek mi? Şu an saat ABD'de akşam 5, Cuma günü akşam 5. Bölgede tabii gece yarısı geçti saat. Yani bu saldırıların devam edebileceğini de öngörebiliriz. Şöyle ilginç bir bilgi daha vereyim Hasret. Evet. Burada saat 16'da, yerel saatle 16'da, yani Washington saatiyle 16.00'da bunun gerçekleştirilmesi ve 16'dan sonra bunun duyurulması da ABD medyası aracılığıyla şu soruları akıllara getirdi: ABD'de piyasa kapandıktan sonra mı böyle bir misilleme saldırısı duyuruldu? Çünkü bazı medya kuruluşları vardı, özellikle iki tane medya kuruluşu, ABC News ve Fox News. Bunlar 16'dan yaklaşık yarım saat önce saldırılar gerçekleştirildi diye duyurmuştu. Daha sonra haberlerini geri çekmek zorunda kalmıştı. Yani biz bunun 16'dan sonra, piyasalar kapandıktan sonra tüm dünyaya duyurulduğunu da görmüş olduk. Tabii o da ilginç bir detaydı bu konuların için.